zararlı mı oğlum? Çıkıyor musun yola? Yok hala, seyahate ben gitmiyorum. Başkasını görevlendirdim. Duydum mutfakta Hazal Hanım'ın başına gelenleri. Mürebbiye bir kaza yapmış. Bir tatsızlık olmadı inşallah. Neticede iş yapıyorsunuz. Olmadı hala, merak etme sen. Her şey yolunda. İnşallah öyledir. Polis ne yaptı? Yakaladı mı acaba? Ne bu halin? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ne olacak ki? Her şey yolunda. Nana Maryam burada mı yaşıyordu? Evet, benim. Cinayet ihbariyle ilgili ifadenizi alacağız. Buyurun karakol lütfen. Yine ne yaptın? Yemin ederim bu sefer hiçbir şey yapmadım. Ali Saad yapmış. Bana yanlışlıkla mail atmış. Ben de ihbar ettim. Ne yapsaydım? Polise söylemese miydim? Tamam, yeter, anladım. Bu da o çeviri metinlerinden biri olmasın sakın. Yok canım, değildir. Katili yakalayacaklar benim sayemde. Göreceksin. Bakın komiser bey, bir yanlış anlaşılma var. Bak, ben suçsuzum, masumum ben. Ne yaptın alçak adam? Yaptın mı dediklerini? Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Sizin yüzünüzden düştüğüm şu duruma bakın. Öldüremedin aileni diye üzülüyorsun değil mi? Mirası alamadın diye. Hapiste daha çok üzüleceksin. Sus, tamam yeter. O meli göstereceğim mahkemede. Cezasını çekeceksin. Nana. Sen ne yapıyorsun burada? Doğal olarak yazarımı korumaya geldim. Ali Saadi bizim yayın evimizin çok çok önemli bir yazarıdır. Sana sesli bir mesaj attım, görmedin mi? Neymiş o mesaj? Bak. Nana tekrar merhaba. Yazarlığımızdan Ali Saadi Bey sana bir mail göndermiş. Son romanından bir metin. Ve bu akşama kadar çevirirsen değerlendirmek istiyoruz. Belki bu işte birlikte çalışabiliriz. Senden haber bekliyorum. Yani akşama yetişmez herhalde. Nalıcığım ziyan yok. Kovuldun. Sizin işinize ihtiyacı yok. Onun çok iyi yaptığı bir işi var zaten. Yürü. Ne